Öncelikle kıymetli hocamıza soralım. Beslenmede yaptığımız hatalar nelerdir? Evet, öncelikle Aras Hastanesi'nden herkese merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Bugün yine dolu dolu bir program olacak. Yine çocukları konuşacağız, obeziteyi konuşacağız özellikle. Evet. Öncelikle beslenmede yapılan hataları konuşalım. Çünkü gerçekten bu çok geniş bir konu. Ve diyetisyensiz yürütülmemesi gereken bir konu. Birçok şeyler duyabiliyoruz. Zaten sosyal medyada bu zayıflama konusu çok dönüyor biliyorsunuz. Çok bilgi kirliliği var. Kesinlikle çok fazla, çok geniş bir havuz özellikle. İlk yaptığımız hata kendimizi aç bırakmak kesinlikle. Çünkü her pazartesi bir diyete başlanır ve salı günü bozulur o diyet. Pazartesi sendromları yaşarız. Kendimizi çok fazla aç bıraktığımızda bir sonraki öğün aslında fark etmeden birden yemeğe saldırıyoruz. Ve çok fazla kendimizi kısıtladığımız zaman daha çok o yemeğe karşı bir eğilimimiz artıyor. Örneğin ben artık diyetteyim, hiç ekmek tüketmeyeceğim lafını çok duymuşuzdur. Evet. Ya da diyete girdim asla tatlı yemeyeceğim lafını da çok söylüyoruz. Bir şeyleri hayatımızda kısıtladığımızda aslında diyet demek olmuyor bu. Diyet yeterli ve dengeli beslenmek demek ve aslında her grupta az az miktarda belirli bir oranlar var bizim bu şekilde diyet prosedürümüz var. Yazdığımızda aslında yeterli ve dengeli beslenme olmuş oluyor. Bu yüzden kişi kendi başına zayıflamamalı. Evet. Hem bu sayede tartıda eksi rakamını görüyor örneğin. Kendi başına diyet yapmaya çalışıyor. Tartıya çıkıyor. Evet 2-3 kilo vermiş. İkinci hafta tekrar deniyor. Aa diyor artık ben kilo veremiyorum diyor. Bunun en önemli sebebi aslında kas kaybediyoruz. Kendi başımıza diyet yaptığımızda yağdan değil kastan kaybettiğimiz için o kilo kalıcı olmuyor bizden. Bizim amacımız hastalığa göre özellikle kişi diyabet hastası olabiliyor, böbrek hastası bize gelebiliyor veya tansiyon hastası olabiliyor. Birçok hastalık bir arada olabiliyor. Evet. Bunların hepsini göz önüne alarak biz diyeti yazdığımız için kişinin özellikle bir hastalığı varsa ya da farklı bir sağlık sıkıntısı varsa değişik diyetler denediğinde gerçekten hayati risk oynayabiliyor. Lütfen bu gibi durumlarda gelin birlikte ilerleyelim. Hem yağ kaybı sağlayacaksınız hem hastalığınıza göre özel bir beslenme programı olacak. Çünkü her diyet herkese uymuyor. Evet. Nasıl parmak izimiz farklıysa diyet de bu şekilde farklı olmak zorunda. Kişinin işte fiziksel aktivitesine göre, yaşına, boyuna, kilosuna göre, kadın mı, erkek mi, çocuk mu, bunların hepsini göz önüne alarak geniş bir havuz çerçevesinde en ince detayına kadar analiz edip bu şekilde diyetlerimizi oluşturuyoruz. Diğer bir önemli hata aslında az önce biraz değindim. Ekmeği tamamen kesmek. Evet. Ekmeği tamamen çıkardığımızda hayatımızdan maalesef ki kas kütlemiz azalmaya başlıyor. Hem o doygunluk hissi gelmediği için özellikle bizim kültürümüzde böyle ekmeği suya banmak vardır. O şekilde doyarız biz. Ekmeği tüketmediğimiz zaman da o doygunluk hissi oluşmadığından dolayı aslında birden kas kütlemizi kaybedebiliriz. O yüzden kişiye göre değişmekle birlikte bir iki dilim öğünlerimizde özellikle tam bu da ekmeği tüketelim. Herhangi bir sağlık sıkıntımız yoksa tabii kişi böbrek hastası vesaire bunlarda ekmeğin türü değişebiliyor. Diğer bir konu aslında sabahları böyle kalktığımızda çok meşhurdur. İşte sirkeli sular içmek, limonlu sular içmek, değişik karışımlar yapmak. Eğer gastrit ve reflünüz varsa aman dikkat bu gibi karışımları yapmayın. Ciddi anlamda midenize zarar verebilirsiniz bu gibi durumlarda. Bunlar zaten limonlu suyun yağ yakıcı bir etkisi olsaydı limonlar çok fazla satardı. Maalesef böyle bir etkisi yok fakat güzel bir C vitamini kaynağı. Zaten sık sık lütfen check-up'larınızı aksatmayın. Gelin hastanede de check-up'larınızı yapın mutlaka. Sağlık sıkıntınız varsa erken tanı da çok önemli bu aşamada. Diyette de bu şekilde eğer vitamin mineral eksiklikleriniz varsa daha zor zayıflanıyor. O yüzden genelde biz önce kan tarihine bakıyoruz. Evet. Herhangi bir vitamin eksikliği varsa dahiliye eşliğinde kullandığı ilaçlarla birlikte diyet daha başarılı oluyor. Bunun haricinde bir de bitki çayları var. Çok fazla tüketiliyor ve kış aylarına girdik şu anda da Büşra Hocam. Daha çok böyle sanki fazla tüketecekmişiz gibi geliyor. Kesinlikle. Normal gündelik beslenmesini devam ettirip çok fazla bitki çayı tüketenler de var. Gerçekten 5-6-8 fincana kadar. Çok fazla bitki çayı tükettiğimizde değişik sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. Örneğin yeşil çay evet güzel metabolizmamıza hız kazandırmada bir nebze de olsa etkili fakat
Eğer bir tansiyon hastasıysanız ya da tiroidlerinizle ilgili bir sorun varsa yeşil çay tüketmeniz doğru değil. Yine bu şekilde kendi başımıza yaptığımızda, aslında bilinçsizce yaptığımızda, yine bu gibi noktalarda takılı kaldığımız için yine sağlık sıkıntımız ortaya çıkabilir bu gibi durumlarda. Onun haricinde eğer böyle çok fazla canımız tatlı istediği gibi durumlarda, aslında diyet süresince kendimizi diyoruz ki asla tatlı yemeyeceğiz. Şu kadar süre ben tatlı yemeyeceğim. Sonra birden bozuyoruz ve o hafta boyunca tatlı tüketiyoruz. Bunun yerine biz işte minik alternatifler koyuyoruz, değişik tariflerle zenginleştiriyoruz, kişiye özel tarifler planlıyoruz. Veya o gibi krizlerle nasıl başa çıkacağını aslında anlattığımız için her zaman diyetisyen eşliğinde zayıflamayı öneriyoruz. Eğer ki zayıflamak istiyorsak mutlaka diyetisyen kontrolünde olması gerekiyor. Çünkü şöyle, 50 kilo veren hastalarım var, işte 60 kilo veren hastalarım var. Tekrar kontrole geldiklerine bir yıl sonra, iki yıl sonra bakıyorum ki kilosunu korumuş. Bıraktığımız kiloda devam ediyor çünkü artık o alışkanlığı kazanmış. Bir şeyi fazla yediğinde nasıl onu dengelemesi gerektiğini artık biliyor. Ve neyi neyle, aslında yapboz neyi neyle değiştirirsem, bana kilo aldırmazı öğrettiğim için ben sadece, çünkü liste verip göndermiyoruz. Evet. Beslenme eğitimini de yeni bir alışkanlıkla kazandırdığımız için artık hasta bir yılda geçse, iki yılda geçse o kiloyu geri almıyor.